Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben bugün evdeyim. İzin günüm. Kardeşim de bizde. O şu anda uyuyor. Ömer Yusuf'un karnını doyurdum ben de. Kahvaltıyı hazırlıyorum. Birazdan kahvaltı yapacağız çünkü çok acıktım. Dün akşam yemeğe gitmiştik. Orada yemeği geç yedik ama çok şeydi yani, doyurucu değildi. O yüzden de acıktım bayağı. Hemen bir şeyler hazırlayayım dedim. Kahvaltı yaparız. Hava da bayağı soğuk. Bir de sisli. Aşırı derecede bir sis var. Çok sert bir hava var. Kar mı yağacak bilmiyorum ama yine hava çok kötüleşti. Kirli yani. Öyle söyleyeyim. Bu arada patates yapıyorum. Genelde yapıyorum. Videolarımda görüyorsunuz. Bu şekilde doğruyorum küçük küçük patatesleri. Bir tane patatesten yapıyorum. İki kişiye rahat çıkıyor. Büyük patates olunca. Çünkü içerisine yumurta da kıracağım. Kaşar da üzerine ekleyeceğim. O yüzden bir patates yetiyor. Çok güzel oluyor kahvaltıda. Ben seviyorum. Hafif oluyor. Yormuyor insanı. Hem de doyurucu oluyor patates olduğu için. Uzun süre tok tutuyor. Zaten çok fazla ekstradan da bir şey yemiyoruz. Yağlı kızartma tarzı bir şey. Ben de böyle kızartma olmasın diye bu şekilde hafif az bir şey yağda çeviriyorum. Ondan sonra üzerine işte yumurtasını, kaşarını falan ekliyorum. Tuzunu. Sonra altını çünkü patates kızartması falan sürekli yapılınca çok şey oluyor yani, aşırı yoğun oluyor. Böyle yoruyor insanı. Ağır oluyor. Şimdi ocağımın altına yaktım. Yağ eklemiştim zaten. Hatta bunu öncesinde de ekleyebiliyoruz. Yani yağ kızmadan. Çünkü kızartma yapmayacağız. O yüzden o yavaş yavaş ısınacak. O sıcaklığıyla birlikte yavaş yavaş pişecek. Tuzunu da baştan atıyorum ben. Çünkü yumuşak oluyor. Tuzu baştan atınca. Günlük kullanım için bence güzel. Ben beğendim. Yorumlara bakmıştım zaten. Herkes beğenmiş. O yüzden aldım. İnşallah ben de güzel bir şekilde kullanırım.
arkadaşlar, pizza yapacağım. Geçenlerde yine yapmıştım ama kardeşim istedi. Özellikle benden, benim yaptığım pizzayı bayağı beğeniyor. Şimdi hamurunu mayalayacağım. Önce kuru maya ekledim. Yarım paket. Burada şekerim var, birazcık donmuş bazıları. Bu kadar yeterli. Üzerine biraz toz şeker ekliyorum. Çünkü ikisi birbirine çok güzel bir etki yapıyor yani birbiriyle. Mayalamayı hızlandırıyor arkadaşlar şeker. Şimdi birazcık da tuz atıyorum şöyle kenara. Çok aşırı atmayacağım. Çok hafif daha atayım. Yeterli. Şimdi süt ılıttım. Burada. Biraz da su ekliyorum üzerine. Biraz süt, biraz su. Şöyle küçük cezveye yaptım arkadaşlar. Çok sıcak olmayacak yalnız. Elinizi yakmayacak derecede olacak süt ve su ikilisi. Öyle diyeyim. Birazcık da sıvı yağ ekliyorum. Şöyle rastgele ekliyorum. Çok fazla yapmayacağım hamuruna. O yüzden az bir şey sıvı yağ ekledim. Şimdi bunları iyice şöyle elimle karıştırıyorum. Ben eldiven kullanıyorum her zaman. Çünkü elime yapışıyor hamur. Bunu da pek sevmiyorum. Böyle daha çok rahat ediyorum. Nasıl rahat ediyorsanız yani. Belki elinizle daha rahat yapıyorsunuzdur. Tercih meselesi. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi unumu ekleyeceğim. Hamurum ele yapışmayan bir hamur olacak. Unu yavaş yavaş ekliyorum. Karıştıra karıştıra. Böyle daha güzel hamur mayalanıyor. Tamamen sıvıyla karışınca. Biraz daha çok eklemem lazım. Evet. Evet arkadaşlar, hamurum mayalandı. Burada da malzemelerimi doğradım. Şimdi merdaneyle açacağım. Normalde oklavayla açıyorum ama merdaneyle daha kolay oluyor. Burada da hamurun üzerine süreceğim karışımı hazırladım. Salça, ketçap, sıvı yağ ve kekik. Başka bir şey eklemedim. Tuz eklemiyorum çünkü hamurda zaten tuz var. Çok tuzlu olmasın. Tepsimi de böyle mısır unuyla kapladım. Kaşar peynirini de üzerine rendeleyeceğim birazdan. Hamurun üzerine. Ondan sonra pizzamı hazırlayacağım.
Pizzamız pişti. Sıcak sıcak hemen yememiz lazım. Şöyle dilimliyorum. Bunu da bugün kardeşim bizde, o yüzden onun isteği üzerine yaptım. Geçen gün yine yapmıştım. Ama o istediği için bir daha yaptım. Güzel görünüyor bence. Tadı da inşallah görüntüsü gibidir. Şimdi bir tanesini çıkaracağım. Ömer, sen de mi yiyeceksin annem? Evet, bu şekilde. Gayet güzel pişmiş. İnceliği de güzel. Altı da pişmiş. Şimdi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, yine bir günün daha sonuna geldik. Her gün bir koşuşturmaca ile geçiyor. Evde olduğum zaman ev işleridir, Ömer Yusuf'tur. Hepsiyle uğraşmaktan zaman çok hızlı geçiyor gerçekten, yani hiç boş vaktim yok asla. Şöyle bir uzanayım da birazcık dinleneyim dediğim bir vakit hiç olmuyor yani. Sürekli bir şeyle meşgulüm. İş yerinde zaten öyle. Asla boş oturma gibi bir imkan yok. Öyle bir fırsat yok yani. Zaman çok çabuk geçiyor. Yıllar geçiyor, günler geçiyor. Yaşlanıyoruz. Hep böyle bir şeylerin peşinden koşmaktan gerçekten vakit nasıl geçiyor onu düşünemiyorum. Yani ömrümüz gidiyor, öyle söyleyeyim ben size. Yaşlanıyoruz. Zaten saçlarımda da böyle beyazlar çıkmış görüldüğü gibi. Hep böyle bir hayat mücadelesi gerçekten. Yani bakıyorum etrafıma da. Herkeste aynı şey var gerçekten. Bir şeylerin peşinde herkes. İşte ev almadır, yok başka şeylerdir, işte iş bulmadır, çalışmadır falan. Herkesin bir amacı var, hedefi var. İnşallah herkes dilediğine kavuşur arkadaşlar. Benim de temennim bu. Böyle biraz felsefik bir konuşma yaptım ama Ömer Yusuf da ağlıyor şu anda. Mama verdim. Mamasını yesin diye. Şu anda babasıyla birlikte, bilmiyorum neden ağlıyor. Normalde mama yerken hiç ağlamaz. Babası da film izliyordu muhtemelen. Film izlerken Ömer Yusuf'a bakmadı. O yüzden Ömer Yusuf da ağlıyor. Çünkü Ömer Yusuf da kendisiyle ilgilenilmesini istiyor. Yani başka şeylerle uğraşınca onu anlıyor artık. Bir yaşını geçtiği için bunun farkında. Ben de bir şey demeyeceğim artık arkadaşlar yani. Birazcık da babasıyla vakit geçirmesi lazım sonuçta. Çocuk anneden de babadan da ilgi görmesi lazım. Sadece tek taraflı olmuyor yani. Sadece anneden ilgi görmek yetersiz bence. Çocuk da sonra soğuklaşıyor yani babaya karşı. Mesafe oluyor aralarında. O yüzden babaların da çocuklarına ilgi göstermesi lazım. Buradan bütün babalara sesleniyorum. Özellikle. Çünkü çoğu baba ilgilenmiyor çocuğuyla. İşten geliyor. Anne eğer zaten çalışmıyorsa işten geldikten sonra işte başka şeylerle meşgul oluyor. Telefonla veya ne bileyim işler, iş yerindekileri eve getirenler var mesela. Çocuğuyla ilgilenmeyenler var. O yüzden yani çocukla ilgilenmek gerekiyor arkadaşlar. Anneler zaten mecburen ilgileniyor. Çünkü bütün yük annelerde. İşte karnını doyurmadır, altını değiştirmedir, uyutmadır. Genelde çoğunlukla anneler yapıyor bunu. O yüzden ister istemez anne çocuğuyla ilgilenmiş oluyor. Baba da hiçbir şeye karışmadığı için ilgilenmiyor ve sonradan babayla çocuk arasında mesafe oluyor. Demek istediğimi anlamışsınızdır bence. Daha fazla detaya girmeye gerek yok. O yüzden çocuk hem annenin hem babanın. Sadece anne yapacak diye bir şey yok, her şeyi. Herkese tavsiyelerim arkadaşlar. Neyse, artık saat de geç oldu. Videomu sonlandırayım. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bana da destek olursanız da çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.